Oracle veri tabanında bulunan tabloların iskelet yapısını öğrenebilmek için basit bir yapıya ihtiyacımız var. Örneğin bir tablonun kaç sütundan oluştuğu, bu sütunların oluşturulurken hangi veri tipiyle oluşturulduğu, kaç karakterlik bir sınıra sahip olduğu ve benzeri gibi temel bilgileri almamız için bir yapıya ihtiyacımız var. Bunun için uzun bir select sorgusu hazırlamamıza gerek olmaması gerekiyor. Bu işimizi kolaylaştırmak açısından mutlaka bir komut olması gerekiyor. Şimdi bunu öğreneceğiz. Bu örneğin sol tarafta iki tane tablo var. Departments tablosu ve Regions tablosu. Bu tabloların ikisinin de sütun yapısını öğreneceğiz. İlk olarak DESC kısaltmalı. Describe'in kısaltması olan DESC'i inceleyeceğiz. DESC Regions yazıyoruz ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Regions tablosunda Region ID ve Region Name var. Burada da bakıyoruz bize çıkan script output'ta name olarak yani sütun adı olarak Region ID ve Region Name yazıyor. Null mü? Region ID not null yani boş geçilemez. Region Name ise boş geçilebilirmiş. Bunu öğrendik. Veri tipi olarak da Region ID number, Region Name, varchar 2 ve 25 karakter uzunluğunda olabiliyormuş. Bunu da çok basit bir sorguyla desk ile öğrenmiş olduk. Şimdi bunun uzun versiyonunu Describe'i inceleyelim. Describe de aynı sonucu verecek. Fakat gördüğünüz gibi SQL Developer editörü Desk'i tanıdı. Fakat Describe'i tanımadı. Bu da normal komutlarda size tavsiyem Desk'i kullanmanız. Hem daha kısa hem de daha geleceğe yönelik olabilir. Çünkü Describe'i kullanmama ihtimali de var ileriki versiyonlarında. Describe employees diyoruz ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi employees tablosunun bilgileri göründü bize. Burada bakıyoruz tüm sütunları, tüm veri tipleri ve null geçilip geçilmeyeceği gibi bilgileri bize özetle gösterdi. Desk ve describe komutları bir tablonun arka planda nasıl oluşturulduğu, temel olarak hangi veri türleri, hangi veri tipi, işte kaç karakter alabileceği, null olup olmadığı ve sütun isimleri gibi bilgileri en kısa yoldan alabileceğimiz komut yapısıdır.